Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda ilkbahar simi yapıyoruz ve elbette ki custom content linklerini sizlerle paylaşacağım. Hazır böyle ilkbaharda gelmişken dedim ki bir ilkbahar simi yapalım. Özellikle bir süredir böyle beklediğim hani herkese açık olmayan ücretli işte Patreon'dan ücretli bir şekilde indirilen bir saç vardı. Ee, sonra o saç herkese açık oldu. Ben zaten Instagram'da story'de paylaşmıştım. Gerçekten çok çok güzel bir saç. O saçı indirdim. E, ee, mutlaka siz de indirin. Zaten açıklama kısmında linki bırakacağım saçın. Aşırı güzel. Ben bu saçı e, Naso Challenge'da Plum Jenerasyon'dan sonra turuncu geliyor ya hani. Orada kesin kullanacağım. Çünkü böyle bir düşündüm işte dedim turuncu saç falan böyle bayağı güzel olacak. Yani seride Naso Berry serisinde e, kullanmayı düşünüyorum baya böyle güzel olacağına inanıyorum. E, her neyse şimdi geleyim birazcık videodan bahsedeyim. E, şimdi üç tane kombinimiz var. Bu üç kombinde gayet renkli çiçekli böyle mavi beyaz ve pembe tonlarını kullandığımdı galiba Evet yanlış hatırlamıyorsam pembe tonlarını da çok fazla kullanmıştım. Gayet hoş bir görünüm oldu. Üç tane kombin var ve üçüncüsü elbise. İlk ikisi böyle üst işte bluz ve tişört, etek işte onlar ayrı bir şekilde. Üçüncüsü de işte elbise, şapka falan da var hatta aşırı güzel görünüyor. Bu arada tabii custom contentlerin linkini bırakacağım. Aynı zamanda eğer hani videoyu beklemek istemiyorsanız işte ekstradan kendiniz de custom content bakıyorsanız internetten işte sitelerden Tumblr'dan e, benim profilime de bakabilirsiniz. Çünkü ben orada çok kez paylaşıyorum ya. Evet kendi sayfamda paylaşıyorum. Beğendiklerimi falan kesinlikle paylaşıyorum. Kombinler dediğim gibi gerçekten güzel oldu. Ee, yalnız kombinlere ben böyle biraz farklılık yapmaya çalıştım. En azından denedim diyeyim. Böyle farklı bir makyaj yapmaya çalıştım. Ama asla olmadı yani gerçekten. Makyaj tek başına aşırı güzel. Bu göz kalemi, far böyle çok detaylı zaten göreceksiniz ilkten yaptım falan ama sonra tekrar çıkardım makyaj custom content yapan e, yapımcı gerçekten çok başarılı bu konsepte uymadı belki de belki sadece yüz detayı olarak bir sim yapsak mesela hani o makyajı falan e, yoğunlaştırsam çok daha güzel durabilirdi belki de ama kıyafetleri falan nedense bir uyduramadım ben o yüzden yapmış olduğum o şeyleri tekrar çıkardım o far, yani farklı ve fazla geldi bana bilmiyorum. Ee, ve yakın zamanda bir ev de yapmayı düşünüyorum. Sadece evin işte ilkbahar evi mi olsun yoksa kendi kafama göre böyle küçük bir ev mi yapayım ya da belki bir aile evi de olabilir bu tarz bir şey mi yapsam onu düşünüyorum. En son işte Nasso Challenge için plum evi yapmıştım. Onun haricinde bir ev planlıyorum ama Hani siz sizler de bununla ilgili yorum bırakabilirsiniz. İlkbahar evi mi yapalım, aile evimi yapalım yoksa işte bir kişilik ev mi yapalım? Aklımda güzel bir kişilik ev de var. Hani o tarz bir şey de yapabiliriz. Yani bununla ilgili yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim çünkü kararsızım. Ev yapacağım ama hani nasıl bir ev yapsam? Ee, onu şu an bilemiyorum. Böyle aşırı büyük bir ev yapamam. Zaman alan bir şey ve içini doldurmak gerçekten zor. Ama küçük bir çekirdek aile için iki katlı bir ev olabilir ya da küçük bir ev olabilir. Bu tarz bir şey e, yapabilirim sizler için. Şimdi e, Melon Legacy güzel bir şekilde devam ediyor biliyorsunuz ki. Neyse bu aralarda çok böyle hani video paylaşamadım. E, o yüzden Kretis'in videosu paylaştım ve bundan sonraki videolar böyle peş peşe challenge videoları olacak. Yani seri videolarımız olacak. Bir iki tane zaten yedeklemiştim. Onları paylaşacağım. Aynı zamanda hatta farklı iki tane de oyun attım. Bir tanesi Forest ve onu hani çok oyunculu bir oyun ve onun finaline kadar gideceğiz. Kanalda farklı oyunlar da olsun istedim en azından. Çok fazla değil belki şu an için. İleride bilmiyorum ne olur ama zaten çünkü en fazla Sims oynuyorum hani videosunu çekeceğim. Oyunları da bilmiyorum. Gerçi o videonun yani Forest'ın işte yorumlarında böyle farklı oyun isimleri de vardı. Onları görmek benim hoşuma gitti. Çünkü en azından hani araştırırım, sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum. Ama şu an için işte bunları atmaya devam edeceğim. Her neyse başka bir şey diyordum. Ee, hani Melon Legacy'de birinci jenerasyonu işte bitireceğiz. Yani böyle çok uzun bir şey kalmadı, değil? Bölüm bir ka uzun bir bölüm kalmadı, o biter e, çok geç olmadan. Ama orada hani Amelia'yı kimle evlen evlendireceğimi hala gerçekten bilmiyorum çünkü aşırı kararsız. Bir yandan diyorum ki işte Leo ile olsun çünkü gerçekten modlardan dolayı ama çok kötü bir aldatma oldu hiç beklemediğimiz bir şekilde. Bir yandan da işte Benjamin böyle hiç e, tam böyle Amelia'nın çok böyle tek başına hayatta durduğu bir zamanda karşısına çıktı falan o çok güzel oldu. Yorumlarda da hatta özellikle yorumlara bakıyorum her defasında söylüyorum. Her iki tarafı seçenler var. Yani böyle bir anket falan tarzında bir şeyler de yapabiliriz ileride. Oyunun gidişatına göre de birilerini seçeriz. Ya da şöyle de yapabilirim. Her zaman serilerde böyle ters köşe yapmayı çok seviyorum. Hani Karadolu'da belki bilirsiniz. Ya da diğer serilerde de olsun. Amelia'dan bakıyoruz ya, yani şu an için baş karakterimiz Amelia ve hani Amelia ile oynuyoruz. Amelia'nın gözünden bakıyoruz, onun hayatını izliyoruz. Bir gün bir tane video yayınlayacağım. Sadece olanları çekerim. Hani konuşma falan olmaz. Leo'nun mesela işte bir günü nasıl geçiyor? Seriye başladığımızda Leo da Amelia da çok küçüklükten beri birbirlerini çok seven hem yakın arkadaş hem de daha sonra sevgili olan. O yüzden dedim ki hani böyle bir video hazırlayayım. Sizlerle paylaşayım. En azından Leon'un bir gününü de böyle görmüş oluruz. Çünkü onu çok fazla göremiyoruz. Ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama... Paylaşırım ya şu an için bilmiyorum. Sadece bunu planladım. Bunu da planlamamın sebebi yine yorumlardı. Gerçekten e, yorumları dikkate alıyorum. Evet bu tarz bir yorum vardı. Orada hani dedim böyle bir şey yapayım. Yani kim yorum atmıştı hatırlamıyorum eğer şu an izliyorsan açıklama kısmına bırak lütfen. Bu tarz bir yorum vardı. Oradan böyle ben bir dedim ki böyle bir şey yapayım güzel olur. Böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve şimdiye kadar dinleyen izleyicilerim için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.